Evet sevgili dostlar, yeni intromuzda karşınızdayız. İnşallah sizlere beğendirebiliriz. Birkaç tane de sürprizimiz olacak. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 117 takım arasında 25 golle en çok gol atan 3. takım konumunda. Sadece Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi küçük takımlar bizi geçmişler. Diğer takımlar yani çok geçememişler. İşin şakası bir tarafa da ama Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 25 gol atarak lig tarihinde 8. haftalar itibariyle en fazla gol atan takım olmuş. Muhtemelen Fenerbahçe Ankara Gücü maçında inşallah kazanırsa başlayacaklar. İşte 103 gollü rekor kırılır mı, şöyle yapar mı, böyle yapar mı? Ama baktığın zaman mesela Lincoln Henrique 16 maç 2 gol 6 asist. Bence konuşulması gereken konu ne biliyor musunuz? Biz sezon sonu kimleri satarız? Çünkü zor bir ekonomiden geçiyoruz. Hani ödememiz gereken çok borçlar var. Mesela Miguel Crespo hem tempo yapıyor, hem dribling yapıyor, hem de artık uzaktan şutla da denge bozuyor. Yani tam Premier Lig topçusu gibi. Uğur Meleke diyor ki Crespo'yu öne iten ve Portekizli'nin ofansif özelliklerini sergilemesini sağlayan İsmail Yüksek'in çıkışı da olağanüstü diyor. Bu çizgisini korursa Euro 2024 elemelerinde milli takımın önemli kozlarından biri olacak diyor. Hayır, Fenerbahçe'de oynadığı için milli takımın önemli yedeklerinden biri olur. Yani milli takımın başarısı mı Fenerbahçe'nin futbolcusunu oynatmamak mı derseniz, Fenerbahçe futbolcusu oynatmamak daha başarılı. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'de durum böyleyken Şansal, Büyükağ, Jesus'a flash bir uyarıda bulunmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz spor yazarı Şansal Büyükağ Fenerbahçe'nin galibiyetini köşesine taşımış. Maç değil, sanki macera filmi diyor. Fenerbahçe beklenen oyunun gerisinde kalınca bol gol dolu bir başlangıç izledik diyor. Ve bu maç boyu bitime kadar devam etti. Özellikle başlangıçta çok şaşırtıcı iki görüntü var. Birincisi Fenerbahçe savunmasının inanılmaz dağınıklığı ve adam kaçırması. Zaten biz de burada hemfikiriz. İnanılmaz adam kaçırma. İkincisi Karagümrük'ün yürekli bir anlayışla önde Borini ve Kovacic ile deparlı oyunu. Hani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir misali. Daha ilk 10 dakika içinde Salah'ı çok da rahat pozisyonlarda olmasına rağmen arka arkaya 3 topu kaleci Altay'a oynayınca Fenerbahçe savunmasına bir gariplik olacağı sanki belliydi diyor. Çok gariplikler oldu. İşin ilginç yanı Fenerbahçe savunmasında bir gariplik değil, gariplikler oldu. Crespo'nun golüne bir alkış gönderip daha güçlü alkışı Borini'ye gönderdik. Önüne açışı Gustavo Henrique'den sıyrılışı süperdi diyor. Bu kadar. Sonra bu golün yanlış adamlarına bakalım. Colley'in geliştirdiği atakta Lincoln Henrique çok önde kaldı. Kademesine giren Salah'ı çok kolay çalım yedi. Borini'yi kontrol eden Gustavo Henrique neredeyse taca çıktı. Hani bu kadar zincirleme yanlış yaparsan golü yemen kaçınılmaz olur. Fenerbahçe savunmada bunu yaparken hücumda da Emre Mor ve João Pedro sıfır noktasında oynadı. Ne rakibi basabildiler, ne organize atak yapabildiler. İlk yarı bittiğinde sahada alışılmışın dışında bir Fenerbahçe Karagümrük takımı vardı. İkinci yarıda işe bir şey olmadı. Fenerbahçe gitti, Karagümrük geldi. Fenerbahçe attı, Karagümrük attı. Salah'ı, Gustavo Henrique ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettiler. Gustavo hatasında penaltı, Salah'ı hatasında dördüncü Karagümrük golü geldi diyor. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Yani birçoğunuz Altay Bayındır'ı suçlarken futbolun duayen isimleri neler anlatıyor. Fenerbahçe yatıp kalkıp Crespo'ya dua etsin. Bir futbolculuk değil. En az 3 adamlık oynadı. Öyle olmasa Fenerbahçe bu maçı kazanamazdı. Jorge Jesus'un inadı yüzünden Fenerbahçe maçın tamamına yakınını 9 kişi oynadı. O 2 kişilik eksiği de Crespo tamamladı diyor. Peki kim 9 kişi? João Pedro ve Emre Mor. Yani hiç yoktu diyor. İki adamı sıfır çeker. Hoca inat edip çıkartmazsa maçın tamamında yakınında oynatacağı oyun budur. Ece telleri dökersin diyor. Jesus büyük hoca kabul ama büyük hoca diye her yaptığının doğru kabul etmek zorunda değiliz. Fenerbahçe bu maçta puan kaybetse geri dörtlünün akıl dışı hatalarından önce Jesus'un inadına o puanları kaybetmiş olurdu. Jesus büyük hocasın ama senden büyük futbolla bu kadar inatlaşma demiş. Şimdi eminim
Bu yazıyı birçoğunuz umursamadınız. Dediniz ki ya hocam Şansal Büyük Allah'ını seversen. Fenerbahçe düşmanı adam dediniz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Karşıt görüşü okumazsanız hep kendi görüşünüzü doğru zannedersiniz. Dikkat edin. Sıradaki haberimiz transfer haberi. O zaman uçaklar gelsin. Evet sevgili dostlar, Fenerbahçe biliyorsunuz sezonun başında serbest kalma bedelinden dolayı Kim Min-ji gibi bir yıldızı 18 milyon eurocuk bedelle Napoli'ye göndermek zorunda kaldı. Ancak şimdi işin içinde birçok futbolcumuz var. Az önce dedim ya sezon sonu kimi satacağız, kimleri satacağız diye. Bunların başında şüphesiz Crespo geliyor. Ve Crespo için yönetimin kolları sıvadığı iddiaları var. İddialara göre Miguel Crespo için Fenerbahçe harekete geçmiş. 2024 Haziran'da sona erecek sözleşmesi için sözleşme uzatma teklifi verecekmişiz. Yetmeyecekmiş arkadaşlar sözleşme uzatma teklifi. Bir de 30 milyon euro serbest kalma bedeli koyacakmışız. Şimdi de dikkatlice dinleyin beni arkadaşlar. Miguel Crespo Fenerbahçe'ye geldiği anda yıllık ücreti 1,5 milyon euroydu. İkinci ligden topçu almıştık ama yıllık ücreti 1,5 milyon euroydu. Hocam sen öyle söylemedin ki. Ben değil zaten. Medyaya göre 1,5 milyon euroydu. Şimdi sözleşme uzatacağımız Crespo'nun maaşı 500 bin euroya düşmüş. Ya bu son dakika gelişmesini ekranlara ateşli bir şekilde verelim. Ben de yıllık ücreti 500 bin euro olan Crespo'nun maaşına zam yapılması, sözleşmenin de 2026'ya kadar uzatılması planlanıyormuş. Maaşının 1 milyon euro'nun üstüne çekileceği, ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma maddesinin 30 milyon euro olacağı belirtiliyormuş sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü transfer haberini? Adamlar ne güzel haber veriyor. İşte bu arkadaşlar. Fenerbahçe algısı bu. Fenerbahçe algısını anlayın. Anlayın. Luis Gustavo Fenerbahçe'den gidene kadar yıllık ücreti 4,5 milyon euroydu. Gittiği gün 1,8 alıyor ya. Ne 4,5 oldu. Mesut Özil Fenerbahçe'den gidene kadar 3 milyona hangi gerizekalı inanıyor? El altından da 5 veriyorlar. 8 milyon euroya oynuyor. İdi. Gittiği gün ya 3 yazdı adamlar. Yalan mı söyleyecekler? SPK tükürür bunlara. Mahveder bunları oldu. İşte Fenerbahçe algısı böyle. Crespo'nun yıllık ücreti 500 bin euro. Rossi'nin aldığı yıllık ücret 700 bin euro arkadaşlar. Fenerbahçe'yi bu yüzden sevmiyorlar. Fenerbahçe futbolcularını bu yüzden çöpleme derdindeler. Altay Bayındır 3 milyon TL alıyor. 200 bin euro civarında bir para ya. Ya günümüz parasıyla hesap ediyorum. Yoksa geldiği dönemde 200 bin euro değildi. Mert Hakan Yandaş'ın yıllık ücreti 500 bin euro yok. O civarda bir şey. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ve bu yüzden Fenerbahçe'ye karşı bir sıkıntı var birçok kişide. Ve yine bir transfer haberi, uçağı vereyim mi? Sevdiniz mi? Vereyim. Fenerbahçe'den Alexis Sanchez hamlesi. Fenerbahçe idareciler Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı futbolcu için gel bizi de söğüşle demiş. Marsilya forması giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçmiş. Fransız ekibinde iyi bir performans sergileyen yıldız futbolcu için tüm şartların zorlanması kararı alınmış. Şimdi önce ben futbolcunun transfer marketine bakarım. Yaşına bakarım. Yaş 33. Bu bir. İkincisi mevki santrafor. Üçüncüsü yaş 33. Aralıkta 34 olacak. Dördüncüsü bu sezon kaç gole katkıda bulunmuş? 10 maçta 5 gole katkıda bulunmuş. 675 dakikada. Beşincisi niye versinler? Altıncısı 2023'te sözleşmesi bitiyor. Ancak uzatma opsiyonu kulübünde. Arkadaşlar yanlış anlamayın ama bu haber külliyen yalan.
Yalan 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 yalan. Bu haber külliyen yalan. Kelimelere dikkat et. Etmeyeceğim diyor. Sezon sonunda sözleşmesi boşa çıkacakmış. Fenerbahçe'ye de sıcakmış bu arada. Niye ise? Uzun süreli sözleşmeyle Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyormuş. Söğüş. 2 milyon euro ödeme planı varmış yıllık. Bu sezon 10 maçta 5 gol atmış. Söğüş. Söğüş. Arkadaşlar bu haber külliyen yalan. Alexis Sanchez Fenerbahçe'ye gelirse beni takipten çıkın olur mu? Yani daha başka ne diyeyim ben? Altay Bayındır için flash sözler 30 milyon euro. Arkadaşlar yanlış anlamayın, burada bu haberde Altay Bayındır'ın 5-4 kazanılan maçın ardından ıslıklanması, tepki görmesinden sonra eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, yanlış hatırlamıyorsam Ankara Gücü'nde teknik direktörüydü, özel açıklamalarda bulunmuş. Jesus Altay'ın arkasında durmalı demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda dünyada Altay Bayındır'ın arkasında duracak en büyük isim kim derseniz Jesus. Yani başka bir teknik direktörleri falan başımızda olsaydı Jesus kadar durmazlardı. Diyor ki Türk futbolu için değerli bir isim. Ligimizdeki Türk kaleci oynatan takımlar belli. Hem Fenerbahçe'ye hem de milli takıma uzun yıllar katkı verecek. Bir hatayla Altay'ı kaybetmemek lazım. Ekstra antrenmanlar yapan bir kaleci de Ankara Gücü'nde. Önümüzde uzun yıllar var. Jesus arkasında durmalı diyor. Ankara Gücü'nün Altay'a kaptanlığı ilk ben verdim. Herkes şok oldu diyor. Şimdi Fenerbahçe'de kaptanlık yapıyor. 40 bin kişinin önünde oynamak kolay değil. Sürekli kitap okur. Dünyanın en iyi kalecilerini izlerdi. Volkan Demirel de izlerdi. Altay kaybedilmemeli diyor. Belçika'da, İngiltere'den ve İtalya'dan isteyen kulüpler vardı. Altay ile konuşmamda Fenerbahçe'de kalıcı ol. Avrupa için erken dedim. O da bana uzun yıllar Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum dedi. Çok profesyonel bir kalecidir diyor. Altay'ın doğru zaman geldiğinde transferi gerçekleşebilir. Eğer Uğurcan Çakır 30 milyon euro ediyorsa Altay da o rakam eder. Dediğim gibi zamanı geldiğinde Fenerbahçe'de büyük paralar kazanarak Avrupa'nın yolunu tutabilir demiş. Şimdi başka takımları konuşmak adetim değil. Çünkü lafı başka tarafa çekerler. Ben ne dersem diyeyim. Kendi anlamak istediklerini anlarlar. O yüzden başka takımları konuşmak, hani beni düşman gördükleri için konuşmayı çok sevmiyorum ama şunu söyleyeyim. Kafasını Abdülkadir Ömür'den dolayı taşlara vuran bir Trabzonspor var. Kafasını taşlara vuran. Zamanında niye satmadık diye. Değil mi? Kerem Aktürkoğlu. Arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu'na yaz döneminde hani beklenen transfer tekliflerinin dörtte biri gelmemiş ya. İnanabiliyor musunuz? Dörtte biri. Dörtte biri. Dörtte biri. Yani dörtte biri. Ya kaç bekliyorlardı? 8 milyon euro. 2 milyon euroluk teklif gelmiş. Ya hocam 2 milyon euro etmez Allah'ını seversen. İşte zaten ortada. Şimdi Uğurcan Çakır için 30 milyon euro teklif var da eğer satmadıysa, yani kimse kusura bakmasın, çok büyük hatadır. Çok büyük hatadır. Kafayı taşlara vurulması gereken büyük hatadır. Ben ne Altay'ın ne Uğurcan'ın 30 milyon euro edeceğini düşünmüyorum. Her iki kaleci için de çok net bir cümle kurayım. 15 milyon euronun üstüne satabiliyorsanız öpüp başınıza koyun. Şükür secdesine kapanın. Hemen gönderin. Hemen. Anlatabiliyor muyum? Hemen gönderin. Bu benim şahsi fikrim. Katılmak zorunda değilsiniz. Ama hemen gönderin. Eğer 15 milyon euronun üstüne teklif çıkıyorsa benden söylemesi. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son dakika gelişmesi. Yani Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Yani ne denir buna bilmiyorum ama arkadaşlar otobüsten düştü diyor. Şimdi Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçı öncesi geçirdiği talihsiz kaza sonrasında kadrodan çıkarıldı. Takımı taşıyan otobüs saat 18:20 sularında Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın ama Fenerbahçe TV muhtemelen canlı yayındadır. Ya da birçok kanal canlı yayındadır. Fenerbahçe TV'de buna denk geldiniz mi?
Yani Fenerbahçe TV'de buna denk geldiniz mi? Bilmiyorum. Muhtemelen denk gelmiş olmanız lazım. Yani muhtemelen denk gelmiş olmanız lazım. Diyor ki otobüs inerken düşerek yere yuvarlanan genç oyuncu takım arkadaşları koluna girdi içeri götürdü. Ferdi son anda gelişen bu olay yüzünden maç kadrosundan çıkarıldı diyor. Çok ilginç bir iddia. Zaten 5-4 biten bir maç. Crespo Batshuayi damga vurdu. Nazım tedavisine devam edilen Luan Perez, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve William Arao bu mücadelede forma giyemediler. Maça saatler kala da Ferdi Kadıoğlu. Bak maça saatler kala. 18:20. Yaklaşık 1,5 saat var. 1 saat 40 dakika var. Hadi tetkikler kontrol. Yaklaşık 1 saat 20 dakika kala. Demek ki Ferdi kadrodan çıkarıldı. Saatler kala değil. Şimdi her maçta oynatıyordu ve büyük şanssızlık yaşadı diyor. Dengesini kaybedip yerde kaldı diyor. Hürriyet'in haberine göre bu oldu. Kulüp mide enfeksiyonu dedi. Fenerbahçe muhabirlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda oyuncunun mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda olmadığı duyuruldu. Verilen bu bilgi sonrası Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler Fenerbahçe'nin açıklama yapmasını referans alarak Ferdi Kadıoğlu mide enfeksiyonu geçirdi diye belirttiler. Yeni yaşıyla ilk maçına çıkamadı diye arkadaşlar bana da gelen bilgi zehirlendi şeklin. Yani hissi söylüyorum pardon bilgi demeyeyim. Onun şeyi oluyor sıkıntı. İçimden bir ses Ferdi'nin zehirlendiğini söyledi. Yani mideden ne bileyim kulüp yemeğinde zehirlendiğini söyledi. İçimden bir ses dedi bunu. Hani benim bilgim de bu yöndeydi. Bilmiyorum sizin bilgiler ne daha tazedir muhtemelen. Hani ben de bu şekilde söylemiş olayım. Ama şu bir gerçek. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'ndan yararlanamadı. Değil mi? Ne olursa olsun yararlanamadı. Önemli olan, mühim olan tarafı da buydu. Yani keşke Ferdi'den yararlanabilseydik ama bazen değil genellikle böyle olur. Bizim hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır olur. Bunu sadece Allah Teala bilir. Biz bilemeyiz. Geçmiş olsun dileyelim. Dileklerimizi iletelim. Mesela Fenerbahçe'nin pazartesi günkü idmanı paylaşılmadı gördüğüm kadarıyla. Yani pazartesi günkü idmanı paylaşılmadı. Muhtemelen arkadaşlar, yani muhtemelen yarınki idmanda, daha doğrusu salı günkü idmanda diyeyim. Gel saat, evet ben şu anda salı gününe girdim. Muhtemelen salı günkü idmanda arkadaşlar hepiniz şahit olacaksınız. Ferdi var mı, yok mu? Ama enteresan birkaç müjdeyle karşılaşabilirsiniz. Nasıl enteresan? Çok enteresan. Mesela bu arada Ferdi 7'si Süper Lig olmak üzere 6'sı da Avrupa olmak üzere 13 maça çıkmış. Bir asist yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar Joshua King ve Luan Perez AEK Larnaka maçında yoklar. Ama hem King hem Perez Ankaragücü kafilesine dahil edilebilirler. Hem King hem Perez Ankaragücü kafilesine dahil edilebilirler. Perşembe maçta kesin olarak yoklar. Ama pazartesi günü yani pazartesi günü kadroda olabilirler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda William Arao. Arkadaşlar Arao için bak %100 konuşmayayım. Yani %100 konuşmayayım ama William Arao'nun da Perşembe günü kadroda olabileceği söylentileri var diyeyim. Ama bence Perşembe oynamasına gerek yok. Perşembe Zaytsı'lı İsmail'li bir hat dizilip hafta içinde oynayabilir. Perşembe günü. Ama William Arao'nun da
sakatlığı %90, yani %90 oranında geçti desem herhalde yalan söylemiş olmam. Yani %90 ihtimalle geçti. Yani Arao 1, Perez 2, King 3, 3 tane sürpriz belirtmiş olayım arkadaşlar. Enner Valencia, Fenerbahçe'de ilk Ekvatorluyum ve umarım kulüp tarihine de adımı yazdırırım. Umarım Türkiye Süper Lig tarihine de ismimi yazdırabilirim demişti. 2 Eylül 2020'de Fenerbahçe'ye geldiğinde ve aynı Valencia, yani aynı Valencia bu sezon 10 golle gol krallığının zirvesinde, üstelik Fenerbahçe sadece 8 maça çıkmışken, önünde 28 maç varken. Geçtiğimiz sezonun gol kralı 20 golle Umut Bozok. Bir önceki sezonun gol kralı, yani bakın geçtiğimiz sezon 20 gol, 38 maçta 20 gol. Yani en çok maçın oynandığı sezon. Bir önceki sezon Bupenza 22 gol. Yani Bupenza 22 gol arkadaşlar 2020-2021'de. Ondan önceki sezon 24 gol Charlotte, ki baya baya yüksek fiyatlara gitti. Yani baya baya yüksek fiyatlara gitti. Bir önceki sezon 30 golle Jackne. Zaten Jackne 30 golle gol kralı oldu etti ama Galatasaray'da 25 milyon euroya mal oldu. Hani Jackne'yi saymazsak 20, 22, 23. Gomis bir önceki sezon 29 golle gol kralı oldu ama çok ucuza gidip, bence çok ucuza gidip Galatasaray'a, bir de 32 yaşında olması ne bileyim. Ondan önce Wagner Love, o da gitti Beşiktaş'ı söğüşledi. Yani gol kralı olanlar ya gidip birilerini söğüşledi ya da gittikleri yeri söğüşledi. Mario Gomez 26'ydı 2015-16'da. Yani baktığınız zaman kısır geçen sezonlarda maç sayısının hemen hemen yarısı kadar. Yani 36 maça çıkılacaksa 18-20 aralığında. Gollü geçen sezonlarda maç sayısının 3'te 2'si gibi. Yani 24, 24'ü geçip 26-27 yapabilecek gibi. Ben gol krallığı şuna buna takmış durumda değilim. Ama Fenerbahçe şampiyon olduğu senelerde genellikle gol kralı da Fenerbahçe'den çıkıyordu. İnşallah bu da gerçekleşir. Perşembe günü Arda Güler'i ilk 11 izler miyiz? İzleyeceğimizi tahmin ediyorum. Duyum yok. Kesinlikle duyum yok. Ama tahmin ediyoruz. Arkadaşlar, daha Kasım gelmeden, Fenerbahçe'nin çok şiddetli maçları gelmeden camiadaki şu kırılganlığı üstümüzden atalım. Sakin olalım. Bakın Jesus'un basın toplantılarında satır aralarını iyi okuyalım. Adam açık 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 konuşuyor. Ya teknik ekibimiz gereken şeyi çıkarmıştır. Üçlü, dörtlü her şey oynanabilir. Ancak Mehmet Demirkol diyor ki bu dramdan ve bunca olumsuzluktan 3 puanı Batshuayi ile çıkarmak bir şampiyonluk adayı için birçok şey demiş. Sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunarak, sponsorlarımızın da kapanışıyla sizlere veda ediyorum. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim sevgili dostlar. Görüşmek üzere.